6. sınıf sosyal 1. dönem 2. hazırlığı hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam. Hazır ol. Senin ne işin var burada? Şimdi seni mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Sana 3 tane sürprizim var Tonguç. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun mükemmel bir yazılı hazırladık. İkincisi güzel bir özetle başlayacağız. Üçüncüsü de bu gördüğün bilgiler açıklamada PDF olarak senin için hazır. Oradan PDF'i indirip sınavda ne çıkacağına dair ön bilgiye sahip olabilirsin. Ama istersen şimdi yazılı sorularına başlamadan önce, yani çat 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 soruları çözmeden önce, acaba ikinci yazılı konularımız neler ve bilmemiz gerekenler neler? 3 ünite mi var hocam sınavda? Evet, sınavda 1. 2. 3. ünite var. Daha çok 2. ve 3. ünite ağırlıklı soracaklar. Bunu da göz ardı etme. Ve en iyi yazılıya çalışma kitabı esasında hocanın yazdırdığı defterdir. Oradan da iyi çalış. Ama biz de hoca da Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakarak bunları anlatmış olacağı için bunları şimdi sana kısaca değineceğiz. Bunların daha ayrıntılısı sınıf anahtarında var. Ama şimdi kısaca değineceğiz. Ardından da sorularımıza başlayacağız Tonguç'um. Birincisi bilmemiz gerekenlerde rollerde rollerimizin ne olduğunu biliyoruz. Mesela ben öğretmen rolündeyim. Sen öğrenci rolündesin ama esasında bizim bilmemiz gereken bir şey daha var. Bu rollerin getirdiği sorumluluklar nedir, bunu bilmeliyiz Tonguç. Yani sorumluluklar kelimesi çok önemli. Mesela haklarımız var, özgürlüklerimiz var ve sorumluluklarımız var. Kültürümüz konusunda kültürümüzü oluşturan öğelerden dil, din ve tarihin önemini çok iyi bilmelisin Tonguç. Sınavda bununla alakalı soru gelebilir. Eski konular olsa bile. Ön yargılarımızı yıkmak için ne yapmamız gerektiği, sen dili, ben dili, bu tarz kavramları bir kez daha hatırlamanı isteyecektir hocam. Sorunların çözümü konusunda ise az önce bahsettiğimiz yine hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarını bilmelisin. Çünkü sınavda çıkabilir. Burada şuna dikkat et Tonguç. Sorumluluk kavramı ve hak kavramının anlamını sana sınavda soracakları için önceden mutlaka çalış. Bir de özgürlük, mesela benim özgürlüğüm senin özgürlüğüne zarar verdiğim an bitiyor. Dolayısıyla bu da sınavda çıkar. Buraya dikkat et Tonguç'um. İlk Türk devleti. Bundan sonraki konular daha önemli esasında. Burası birazcık hani böyle ara sıcaklardı. İlk gördüğümüz konularda hocam onlar. Evet, haklısın Tonguç'um. Şimdi ara sıcaklar bitti, artık bundan sonrası sınavda çıkar diyeceğimiz kısma geliyoruz. İlk Türk devletlerinde tabii ki de Hun devleti, Teoman'ın kurduğu, Metehan'ın iyice büyüttüğü veyahut da Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Köktürk Devleti ve ikinci Köktürk Devleti var biliyorsun. Kutluk Devlet dediğimiz Orhun kitaplarını yazan ve yerleşik hayata geçen uygar insanlar dediğimiz Uygur Devleti, din değiştiren ve aynı zamanda mimaride, sanatta ve yerleşik hayatta önemli başarılar elde eden Uygur Devletlerini iyi bir şekilde öğren, sınavda karşına çıkar Tonguç. İslamiyet'in doğuş konusuna geldiğimizde ise yine çok fazla soru gelecek olan önemli bir konu. Burada Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı, doğumu, İslamiyet gelmeden önceki Arap Yarımadası'nın durumu, sonrasında 4 halife döneminde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman ve sonrasında yine Emevilerin ırkçılık politikaları, Arap milliyetçiliği yapması, Abbasilerin ise daha ılımlı davranması, Türklere İslamiyet'i yayması, bunlar da yine çıkar. O zaman buraya da İslam yazıyoruz, İslamiyet yazıyoruz. İslamiyet'le alakalı tüm az önce söylediklerime iyi çalışsın Tonguç'um. İlk Müslüman Türk devletleri de 751 Talas Savaşı'nın önemini sana sınavda sorarlar. Bunu aklından çıkarma Tonguç. Talas diye yazıyorum, sen anla. Fakat Talas Savaşı biliyorsun Türklerin İslamiyet'le tanışmasını da sağlamıştı. Abbasiler, Çinler savaşırken. Bunun haricinde ilk Müslüman devletlerden biri olan Karahanlılar, Hindistan'a İslamiyet'i yayan Gazneliler ve Büyük Selçuklu dediğimiz, yani Malazgirt muharebesini yapan, Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu devleti de sınavda çıkar. Buraya çok dikkat etmelisin Tonguç'um. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle alakalı da biz Anadolu'nun kapılarını nasıl açmıştık hatırlarsan? Anahtarla açmıştık. Yani Malazgirt Savaşı ile. Öncesinde bir Pasinler Savaşı vardı. Evet, Bizans'a yaptığımız ilk savaş ama Malazgirt Savaşı sebeplerini ve sonuçlarını sınavda sana sorabilirler Tonguç'um. Aynı zamanda Türkler Anadolu'ya bu ilk beylikler dediğimiz, hani Danişmentoğulları, Artukoğulları, işte Saltuklular, Mengücekliler, Çakabeyliği, bunları da sana sınavda sorarlar. Buraya dikkat et Tonguç'um. O zaman buraya Malazgirt'e Miryakü falan yazıyoruz. Gelelim ticaret yollarına. Ticaret yollarında Lidyalıların Sardes, yani Manisa şehrinden Orta Asya'ya kadar ilerleyen Kral Yolu ve aynı zamanda yine İpek Yolu ve aynı zamanda Kürk ve Baharat Yolları ile alakalı sınavda senin karşına soru çıkar. Burayı da aklından çıkarma. Paraleller ve meridyenler, birazdan bunlarla alakalı sorularımız var. Zaten paralel ve meridyenlerin ne olduğu ile alakalı sınavda %100 soru gelecek. Sakın sakın buraları göz ardı etme. Buraları da iyi çalışmak için. Türkiye'nin matematik konumu, özel konumu 36, 42, 26, 45, bunların hepsini öğrenmelisin. Sınavda karşına çıkacak Tonguç. Yeryüzü şekilleri ve iklimde de bilhassa zaten bunlar öğretildi sana ama Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olduğu, karasal iklimin sıcaklık farkının fazla olduğu ve Karadeniz ikliminin de her mevsim yağışlı olduğunu sana sınavda soracaklar. Dikkatli ol. Nüfusun dağılışında da Marmara bölgesinde, daha doğrusu ulaşım, sanayi ve ticaretin iyi olduğu yerlerde nüfusun yoğunlaştığını aklından çıkarmayın. Eyvah, yazılı başladı. Bet it is time to yazılı başlıyoruz. Aralarını eşleştiniz demişiz. Şimdi birincisi, burada bir özellik vermişiz Tonguç. Bu özelliğin paralelle mi alakalı olduğu, meridyenle mi alakalı olduğunu sana sınavda sorabilirler. O yüzden biz de sana bununla alakalı örnek bir yazılı sorusu hazırlamak istedik. Şimdi ilk başta demişiz ki uzunlukları birbirine eşit
ve yay şeklindedir diyor. Ha, paralellerin uzunlukları eşit değil. Hatırlarsan şöyle bak, paralelleri çizelim şöyle, bir dünya çiziyorum. Hop. Bir tane daha dünya çiziyorum. Paraleller şöyle bak. En uzun paralel dairesi ekvatordu. Sonra gittikçe daralıyordu. Daral. Gittikçe daralıyordu. Daral. Kutup noktalarında nokta haline geliyordu. Ama meridyenler dikeydi, yani boylamlar. Bak bunlar boyları hep eşitti. Kutup noktalarına birleştikleri için de böyle yay halindeydi. Dolayısıyla burada bahsedilen şey meridyenler Tonguç'un. Ekvatordan kutuplara gidildiği boyları kısalmaktadır. Bak bunun boyu kısalmıyor. Bunun boyu kısalıyor. Niye? Şu mu daha uzun Tonguç? Şu mu daha uzun? Tabii ki bu daha uzun. O yüzden burada bunu işaretliyoruz Tonguç. Dünyanın her yerine aralarında kuş uçuşu mesafe 111 kilometredir. Evet, bu da doğru. Kuş uçuşu mesafe ne demek? Yani hiçbir engele takılmadan. Meridyenlere değil midir hocam? Meridyenler arasındaki mesafe 4 dakika olarak bileceksin. Sadece ekvator üzerinde meridyenler arasındaki mesafe 111 kilometre. Onu da sana yani çok zor ileriki sınıflarda sorarlar. Meridyenler arasındaki mesafe bak gittikçe daralıyor. Görüyor musun? Bak şuradaki mesafe daha fazla. Buradaki mesafe daha uzun hocam. Kutuplara gidildikçe aralarındaki mesafenin azaldığı dolayısıyla meridyenler oluyor. Ama paraleller arasındaki mesafe hep 111 kilometre, hiç değişmiyor. 90 güneyde virgül, 90 kuzeyde toplam 180 tane olan tabii ki de yine paraleller. Meridyenler toplam 360 tane Tonguç'un. Her biri arasında 4 dakika zaman farkı vardır. Bu da meridyenler dünya batıdan doğuya doğru dönüşünü, bir günlük dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. 360 tane meridyen olduğu için 24 saati 360'a böldüğün zaman da 4 dakikalık bir zaman farkı çıkıyor Tonguç'um. Şimdi gelelim boşlukları dolduralım, arkaya doğru ilerleyelim alıştırmasına. Şimdi burada bazı kavramlar var. Mirya Kefalon, göreceli, kervansaraylar, dağ, coğrafi koordinat. Bu kavramları buraya yerleştirmeye çalışacağız. Şöyle biraz yukarı çıkaralım ki gözüksün. Tamam, başlayalım. Demiş ki savaşının ardından Moğolların Anadolu'da hakimiyeti artmıştır diyor. Eyvah! Moğolların Anadolu'da hakimiyeti arttı diyorsa buradaki doğru cevabımız Köse Dağ Savaşı olacak. Çünkü Köse Dağ Savaşı bizim için olumsuzdu. Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuk Devleti yıkılmıştı. Türkiye Selçuk Devleti yıkılmıştı. Dağılma dönemine girmişti. Ve Anadolu'da bir siyasi boşluk oluşmuştu. Ve bu merkezi otorite boşluğundan kaynaklanan 2. Beylikler dönemi başlamıştı. Ama onların içinden de kim doğacak? Tabii ki Osmanlı Devleti doğacak. Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeksizin tüm tüccarların konaklayabileceği dinlenme alanlarına da biz ne diyorduk? Otel anlamına gelen kervansaray diyoruz. Yani kervanlar ticaret yapıyor ya, kervanların durduğu saraylara, otellere biz kervansaray diyoruz. Saray gibi otel hocam. Hatta karavansaray diyor. Yani karavanda seyahat eden araç demek ki onun gibi. Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme biz coğrafi koordinat diyoruz onun için. Coğrafi koordinat. Yani sen hani diyorsun ya arkadaşına, bana konum paylaşıyorsun, coğrafi koordinatını paylaşlar gibi. WhatsApp'tan sana konum atıyor. Veyahut da işte ne bileyim Google'dan sana konum atıyor. İşte dünya üzerinde sana konum paylaş deseler sen şöyle yapacaksın. Kardeşim ben ekvatorun üstünde kuzey yarımküredeyim. 36-42 kuzey paralelleri arası yer alan Türkiye'deki işte atıyorum İstanbul 40. kuzey paralel dairesindeyim. 30. da doğu meridyen dairesindeyim diyorsun. Ve tam konumunu veriyorsun. Arkadaşın Şili'den atlayıp yanına gelebiliyor helikopteri varsa. Vay be. Ya böyle elit hayatlar var tabii. Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyeni hocam görüyorum. Nasıl hayatlar var? Biz burada gelip ders anlatıyorsunuz ya. Çok garip bir hayat ya. Ya. Bana sor Tonguç. Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine biz ne diyoruz? Bak ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine biz mutlak konum diyoruz Tonguç. Mutlak konum. Yani aynı zamanda matematiksel konum. Mutlak konum diyoruz. Şimdi eğer bir yer ekvator ve başlangıç meridyenine göre değil de kafasına göre, yani işte dağlara, kıtalara, okyanuslara, jeopolitik önemine göre olursa ona da göreceli konum, özel konum diyeceğiz. Çevresine göre yüksek ve belli bir doru olan yeryüzü şeklinde biz ne diyoruz? Dağ diyoruz. Bak çevresine göre yüksek olacak ve belli bir doru var. Dağların doru zirvesi vardır diyoruz. Ve geçiyoruz yeni bir soruya, yeni bir şansa, yeni bir heyecana. Cümle doğru mu yanlış mı demiş acaba? Orta Asya'da kurulan Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Evet doğru, Teoman kurucusu ama en karizmatik, en ünlü hükümdarı Metehan. Niye? Çünkü 309'da orduyu kuracak, hatta Türk ordusunun kuruluş tarihi olacak. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi onlu sistemi kuracak. Aynı zamanda Çinleri fethetmesine rağmen onları içimize katmayacak. Niye? Asimile oluruz, onlar bizden daha kalabalık diye sadece vergiye bağlayacak. Böyle de öngörüsü yüksek bir şahıs ve aynı zamanda Oğuz Kağan destanında esinlenildiği kişi. Hazreti Ebubekir dönemi 4 halife dönemi içinde fetihlerin en çok yapıldığı dönemdir. Yanlış. En çok yapıldığı dönem olamıyor çünkü peygamberimiz vefat ettikten sonra yalancı peygamberler çıkıyor. Ben peygamberim, ben peygamberim diye. Onları durdurmakla uğraşıyor. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmekle uğraşıyor. Ve daha sonrası bazı fetihler başlasa bile, Arap Yarımadası dışı fetihler, en büyük fetihler bilhassa Hazreti Ömer döneminde olacak. Hazreti Ömer neredeyse tam Mısır'ı falan her yeri fethedecek. Plato çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklerdir. Evet, burası doğru Tonguç'um. Plato nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir tane şuradan bak şu kumandanın şeyini koyalım. Bir de şunu koyalım. Mesela şurası şöyle şey olsun. Nedir onun adı? Bir dağ olsun. Tamam mı? Böyle bir vadi var.
Buradan akarsu geliyor. Akarsu gele 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 burayı yardı ya. Yardıktan sonra burada oluşan boşluğa vadi diyoruz Tonguç'um. Sağ taraftaki büyük düzlüğe plato. Sol taraftaki büyük düzlüğe de plato diyoruz. Dolayısıyla burası siyah plato oluyor. Burası beyaz plato oluyor. Şu arada kalan kısımda vadi oluyor. Bunlar eskiden böyleydi. Arası akarsu tarafından yarıldı diyebiliriz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla geniş düzlükler ve akarsular tarafından yarılmış diyoruz. Güzel. Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve sıcak. Life, güneş böyle güzel tamam kumsallar. Kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Evet bu doğru. Niye? Kışın Antalya'ya gittiğin zaman böyle çok kalın paltolar, bereler, eldivenler takmana gerek yok. Ama iyi bir şemsiye almalısın. Çünkü Akdeniz gerçekten çok fazla yağış alır. İç Anadolu bölgesinden, Marmara bölgesinden, İstanbul'dan çok çok daha fazla yağış alır Antalya. Hatta çok fazla sel görürüz. Ama yazında sıcak ve kuraktır. Dolayısıyla Akdeniz iklimi demek bu demektir Tonguç'um. Petrol Türkiye'de Zonguldak ve çevresine çıkarılır. Hayır. Petrol Türkiye'de Diyarbakır, Batman ve çevresine çıkarılır. Dolayısıyla... Hocam Türkiye'nin en kahraman ilan gitsidir. Çok basit bir soru. Tonguç'um Kahramanmaraş. Hayır hocam yanlış bildiniz. Bir daha söyler misiniz hocam? Başkan abi. Şanlıurfa. Hayır hocam. Gaziantep. Batman. Ne alakası var? Batman. Ya Batman Allah'ım ya. Türkiye'de en fazla araba hangi ilimizde bulunur hocam? Araba en fazla araba... araba, ada pazarı. İstanbul, İstanbul evet. Hayır hocam yanlış. Bir de beni kandırıyorsun İstanbul diye ses çıkarıyor. Ben size ipucu vermeye çalıştım ama olmadı. İstanbul, Ankara. Hayır hocam. İzmir. Hocam. Kars hocam. Ne alakası var evladım? Kars. Kars, İngilizce hocam. Ya of çok kötü olmuş. Neyse tamam. Türkiye'nin bir numaralı hangisidir? E tabii ki 01 Adana bunu biliyorum. Hayır hocam o da yanlış. Ankara başkent. Van. Ne alakası var? 1, 2, 3, 4. Ya ben bırakıyorum öğretmenim. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hadi görüşürüz. Şimdi dolayısıyla burada Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve kurak geçtiğini, Karadeniz ikliminin her mevsim yağış olduğunu, karasal iklimin ise yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve dondurucu ve rezil geçtiğini unutmamamız lazım. Petrol Türkiye'de Zonguldak ve çevresine çıkartılır. Bu yanlış demiştik. Niye? Petrol Batman, yani ne Batman'i benim de kafamı karıştırdım Tonguç. Batman ve çevresine çıkarılıyor. Hatta Batman petrol rafinerisi var. Zonguldak ve çevresinde taş kömürü çıkarılıyor. Geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Şimdi verilen durumun en önemli nedeni olarak aşağıdakiler hangisi gösterilebilir demiş. Türkiye Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer aldığı ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat batı ve güney kesimlerinde Akdeniz, iç kesimlerinde karasal, soğuk yani böyle Ankara'yı düşünün mesela Sivas'ı düşünün. Kuzey kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Böyle yağışlı Rize, Ordu, Giresun'u düşünün. Verilen durumun en önemli nedeni nedir diyor. Yani neden böyle oluyor diyor. Normalde mesela yurt dışında yaşayan birine desen ki işte Türkiye'deyim dünya haritasına gösterse bakar der ki aa siz Akdeniz iklimindesiniz o güzel falan der ama Trabzon'da, Rize'de her mevsim yağış olduğunu veyahut da Erzurum'da insanların donduğunu veyahut da Ankara'da karasallıktan kulakların kızardığını bilmezler. Niye? Çünkü özel bir durum var. Bunun sebebi nedir diyor. Ülkenin başlangıç meridyeninin doğusu yer alması bununla alakası yok. Bu yerel saatimizin ileri olmasını sağlıyor. Yeryüzü şekillerinin ülke genelini farklı göstermesi bu olabilir. Neden? Çünkü Türkiye engebeli bir ülke. Türkiye batıdan doğuya doğru gittikçe bak şöyle göstereyim. Batıda İzmir'den çıktın ya böyle gidiyorsun 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 gidiyorsun. Sonra Uşak'ta bir yükseliyor. Kütahya'da daha da yükseliyor. Düzlük İç Anadolu yüksek yüksek yüksek. Doğu Anadolu gelince iyice yükseliyor. Yani yüksek düzlükler var Türkiye'de ve batıdan doğuya gittikçe yeryüzü şekilleri ülke genelinde farklılık gösteriyor. Ve bir dağlık bir düzlük. İşte Türkiye mesela şöyle Türkiye haritası çizecek olursak Karadeniz'de dağlar var. Akdeniz'de dağlar var. Denizden gelen hem dağlardan içeri giremiyor. Bu da yer şekillerinin engebeli olması da farklı farklı iklimlerin görünmesini sağlıyor. Mesela şu anda Antalya'da insanlar denize girerken Erzurum'da kayak yapabiliyor. Gelelim başka bir soruya. Bitki örtüsünün ülke genelinde çeşit göstermesi var. Sorular bitmiyor hocam. Nedeni nedir diyor. Halbuki burada sonucu olabilir. Bu sonuç olabilir Tonguç'um. Dolayısıyla bu da cevap olamaz. Ülkenin yeraltı kaynakları okudan zengin olması bu tamamen bir özel bir durum. Yani tamamen yeraltı kaynaklarının iklim alakası yoktur. Aa burası çok güneşli. O zaman burası altın çıkar diyemezsin. Burası tamamen Allah ne verirse o. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Bursa seçeneği diyoruz Tonguç'um ve geçiyoruz yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Emevilerin ırkçı yaklaşımının durumlarına hangileri neden olursa önemli. Bu arada yazılının başında söylediğimiz gibi sakın PDF'ini kontrol etmeyi unutma. Emevilerin ırkçı yaklaşımının durumlarından hangileri neden olduğu söylenebilir demiş. Oo şimdi 4 halife döneminden sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den sonra merkezi Şam olmak üzere bugünkü Suriye Emevi devleti kuruldu. Tamam. Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ırkçı bir yaklaşım içinde bulundular. Yani Arap olmayan Müslümanlara hatta Tonguç'um mevali diyorlar yani. Böyle çok gaza gelmişler. Ayıp bir şey aslında. Emevilerin ırkçı yaklaşımının hangine neden olduğu söylenebilir? Yönetim sisteminde değişmeye yönetim sistemi değişmiyor. Gene aynı sistem devam ediyor.
İslamiyet'in yayılışını yavaşlatma. Evet doğru. O sırada Göktürkler yani biz Türkler görüyoruz. Bu ne ya diyoruz. Böyle ırkçılık mı olur diyoruz ya. Ne demek Arap olmayan Müslümana işte köle diyorsun. Biz o yüzden İslamiyet'e daha ilk başta sıcak bakmıyoruz. Bak yanlış İslamiyet anlayışı İslamiyet'in yayılmasını engelliyor Tomucu. Bak çok önemli dolayısıyla. Emevi iktidarının yıkılışını zannediyor. Evet. Keskin sirke küpüne zarar. Emeviler de böyle keskin artistik yapınca küpleri kırılıyor, çatlayıp gidiyorlar. Abbasiler daha ılımlı olarak yerlerine İslam dünyasının liderliğini alıyor. Sonradan da biz Türkler alacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhun seçeneği Tomuç evladım benim. Evet, yeni bir sunu, yeni bir heyecan, yeni bir skandalla devam ediyoruz ve konuları da anlatacak şekilde gidiyoruz. Bu arada Tomuç'um sen bunlarla alakalı, bak bunlarla alakalı akıl haritalarımızda çok güzel konu anlatımlar var. Buradan da mutlaka çalış. Hatta birazdan sana bunlarla alakalı ödev de vereceğim ama şurada bir göstereyim bak şöyle. Mesela burada bilhassa... Nereye çalışmam gerekiyor hocam? Bak bilhassa şurası. Kültür ve miras ünitesi. Destan ve yazılarda Türkler, hani Avrupa Hun Devleti, Uygurlar, Köktürkler demiştik ya. İlk Türk Devleti kültür ve medeniyet. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı. Burada işte az önce bahsettiğimiz Emevilerin mevali politikası. Abbasiler, ilk Türkler meseleleri, Talas Savaşı. Bak burası önemli. Buraları çok iyi çalışmam. Ben de akıl notları var hocam. Akıl notları varsa akıl notları da bunların kitaba dönüştürmüş hali. Yanında gezdirebileceğin hali. Senin akıl notuna çok fazla ihtiyacın var Tomuç'um. Bak akıl notlarına... Teşekkür ederim hocam. Rica ederim Tomuç'um. Sosyalde yine aynı sayfalar. Yani oradaki gördüklerini burada not olarak görebiliyorsun. Yine destan ve yazılar, Asyon Devleti. Burada sayfa vermek istiyorum sana hatta. Bak şöyle sayfa verecek olursam evladım benim, Tonguç evladım benim. Sayfa 66'dan başlayıp hop çikilop burada sayfa Haçlı Seferleri medeniyete yön veren yollar. Ha. Burada sayfa 92'ye kadar çalışmalısın. 66-92 arasında çalışmalısın. Ve yine aynı zamanda 0'dan 6'ya sosyalde Zorlu Bankamızdan da sorular çözmelisin. Zorlu Bankamız önemli ama 0'dan 6'ya sosyalden de hemen sayfa ödevi vermek istiyorum sana Tonguç'um benim. Nerede hemen şöyle gösterelim. Nerede? Ha, şurada sayfayı veriyorum. Bak göstereyim. Ha. Sayfa evet. Sayfa 124'ten bilhassa. Ve şu öncesindeki İslamiyet'in doğuşu 110. sayfalar da önemli. Hatta ben sana tam sayfayı söyleyeyim ki hiçbir sayfayı kaçırma Tonguç'um. Sosyal bayağı uzunmuş. Ha. Şuradan söylüyorum Tonguç'um. Sayfa 88 ilk konular, o roller haklarımız. Tamam hocam. Buradan başlayıp sayfa 88'den. Hangileri önemli hocam peki? Burada önemli olan kısımları sana göstereyim Tonguç bak. Birincisi bilhassa şurada. Avrupa Hun Devleti'nin öncüsündeki kavimler güç kısmına dikkat et. 1. Asya Hun, Köktürk ve Uygur Devletlerine dikkat et. 2. Ve aynı zamanda İslamiyet'in yayıldığı sıralarda, doğuş sırasında ekonomik, siyasi durum, dini durum nasıldı bunu bil. Yani İslamiyet'ten önce toplum nasıldı, rezil bir haldeymiş onu görmeni istiyorum. Tonguç burası önemli. Ve aynı zamanda 4 halife döneminde unutma demişiz. Bak Cumhuriyet dönemi olarak nitelendirilmesi nedeni sana sınavda hocanız sorar. Emevilerin ırkçı Abbasilerin ılımlı olduğunu ve Abbasilerin bu ılımlı politikası sayesinde İslamiyet'in yayıldığı sınavda çıkar. Talas Savaşı'nı yut, yala. Niye? Çünkü çok önemli Tonguç'um. Burayı mutlaka sana sınavda hocan soracaktır. Talas Savaşı ne zaman yapıldı? Daha doğrusu zamandan ziyade sonuçları nedir? Hem dünya tarihini etkiliyor hem de Türkleri yani bizleri etkiliyor. Karahanlıların önemini sana sınavda soracaklardır Tonguç. Ve bilhassa bu Anadolu Türk Beyliklerinin bayındır hale getirmesi, Mirya Kefalon ve Köstah Savaşı'nın sebepleri ve sonuçları mutlaka sınavda karşına çıkacaktır Tonguç'um. Medeniyete yön veren yolların isimlerini bilmen yeterli ama belki İpek yolunun özelliğini sorabilir. Sadece İpek mi yapılıyor diye. Paralel meridyenlerin çıkacağını söyledi. Dolayısıyla burada sayfa söylüyorum. Az önceki sayfadan başlayıp. Madenlerimiz, çevremizde kimler yaşıyor, sosyal medya toplum. Ha, şuraya kadar. Sayfa nüfusa kadar geldiğimizde sayfa 137'ye kadar. Buradaki soruları da çözmeni istiyorum Doncuğum. Şimdi son bir sorumuz var. Onu da yapalım bitirelim. Buna göre aşağıdaki devletlerden Türk İslam devletleri arasında hangisi gösterilemez demiş. Bak şimdi. Talas Savaşı'ndan sonra çıkar demiştik. Bak hemen sormuşlar. İslamiyet'e girmesiyle birlikte Türk İslam tarihi başlamış ve kurulan devletler İslam dünyasına büyük hizmetler yapmıştır. Ha. Buna göre hangisi Türk İslam devletleri arasında gösterilemez? Bak, Karahanlar Satuk Buğrahan öncülüğünde İslamiyet'in yayılması için çok ciddi mücadele etmişlerdi. Ve Satuk Buğrahan aynı zamanda çok önemli eserlerin de yazdırılmasını sağlamış. İşte Divan-ı Lügat-ül-Türk, Kutat-Kubilik, Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet gibi. Karahanlar bir kere çok önemli bir Türk İslam devleti. Gazneliler yine aynı şekilde. Gazneliler Hindistan'da İslamiyet'i yaymıştı. Hatta bu yüzden Gazneli Mahmut'a Gazneli Sultan Mahmut unvanı verilmişti halife tarafından. Büyük Selçuklular zaten en iyisi. Niye? Büyük Selçukluların komutanlarından birkaç isim vereyim sana. Alparslan, Melikşah, tüylerin diken diken olmuş olabilir, sakin ol. Alparslan Anadolu'nun kapılarını açıyor. Diyor ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz içeri giriyoruz diyor. Ve ardından da Alparslan'ın yaptığı Malazgirt Savaşı'nda elde ettiği zaferden sonra yavaş yavaş ilk beylikler dönemi başlayacak. Danişmentoğulları, Artuklular, Saltuklular, Mengücekler ve Çaka Beyliği başlayacak. Ve sonrasında Melikşah döneminde de çok büyük savaşlar yapılacak. Ve Melikşah da Anadolu'yu resmen ve Büyük Selçuklu'yu büyük bir hale getirecek. Ama Büyük Selçuklular da maalesef kendi oğulları arası paylaştığı için devlet kısa sürede yıkılacak. Emevilerin konumuzla alakası yok ki. Emeviler zaten bir İslam devleti. Türklükle alakası yok. Hatta o kadar gıcıklar ki Arap olmayanlara ırkçılık yapıyorlar. Arap olmayan Müslümanlara köle diyorlar demiştik. Dolayısıyla burada bak Hazreti Muhammed,
Ardından dört halife yani Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'nin geldiğini bileceksin. Hazreti Ali'den sonra karışıklıklar çıkıp Emevilerin ırkçı politika yaptığını, ardından gelen Abbasilerin ılımlı politika yaptığını bileceksin. Abbasilerden sonra da zaten İslam dünyasının liderliğini biz Türkler alacağız. Yani Memlükler ve sonrasında Osmanlı alacak. Dolayısıyla Emevilerin bir Türk-İslam devleti olma ihtimali kesinlikle yok. Ve bu sayfada gördüğün devletlerle alakalı sana sınavda %100 soru gelecek Tonguç'un. Bunu sakın sakın aklından çıkarma. Verdiğim ödevleri yapmayı unutma. Tamam ve hocam. Yine şunu da söylemek istiyorum Tonguç. PDF'lik konuları da bir kez daha tekrar et. Orası senin hangi konuların çıkacağını gösteriyor. Ödülü sorumuzu yap. Yorumları yolla Tonguç'um.